Manşete hoş geldiniz. Eylül ayı pek çok yıl dönümünün bir arada kutlandığı veya anıldığı vesaire bir ay. Geçtiğimiz hafta 6-7 Eylül 1955 pogromunun yıl dönümüydü. Pogrom şu yani çoğunluğun azınlığa devlet desteğiyle saldırması, yağması, katli, katletmesi. 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da Beyoğlu'nda ağırlıklı olarak Rum azınlığa dönük bir pogrom gerçekleşti. İnsanların dükkanları yağmalandı, gidin buradan dendi, kadınlarına tecavüz edildi, ölenler yaralananlar oldu ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ve devlet bununla yüzleşmedi, vatandaşlarımızın da çoğu bilmiyor. Türkiye vatandaşlarının çoğu da 6 Eylül 1955'te ne yaşandığını bilmiyor. Büyük bir utançtır. Yine geçtiğimiz hafta 9 Eylül İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıl Ve Tarkan konseriyle simgeleşen bir hadise yaşandı. Orada elbette bir müzik dinletisi söz konusuydu ama ağırlıklı olarak iktidara baş kaldırı vardı. Siz zannediyor musunuz ki iktidar bunu not etti ve gereken işte dersleri çıkaracak? Acaba İzmirliler neye itiraz ediyorlar? Neden o kadar kişi işte bize karşı da toplandı bir konser bahanesiyle falan diye bunun nedenleri üzerine eğilecek ve çözüm araştıracak falan? Böyle bir şey olmayacak. Buradan bir kutuplaşma ya da kutuplaşmaya yeni bir katkı çıkar mı çıkmaz mı ona bakacak. Yine 12 Eylül bugün. 1980 askeri darbesinin yıl dönümü. Bizim gençliğimizde her darbenin ülkeyi geriye götürdüğünü düşünürdük biz. Öyle anlatılırdı ve okumalarımızdan, tanıklarından, dinlememizden ki ben mesela 27, 27 Mayıs'ın tanıklarıyla da konuşmuştum. Gazeteci olarak da, bireysel olarak da. Ve onlardan da dinledim. Menderes'in milletvekillerinden, o dönemki gazetecilerden vesaire. Şimdi hiçbir hayatta değil. Anlamaya çalıştık. Demir Demirkrat belgeselini. Herhalde üzerinden 3-4 kere geçmişimdir. Şiddetle de tavsiye ederim. Eğer Türkiye'nin yakın tarihine dair bir şey öğrenmek en azından bir 10 dakika konuşacak fikriniz olsun. istiyorsanız YouTube'da var. YouTube'da free, bedava seyredebilirsiniz. 12 10, e, Demir Kırak belgeselini seyredin. 1950-60 arasını anlatıyor. Daha sonra 12 Mart belgeselini seyredin 1960-71'e kadar getiriyor. 12 Eylül belgeselini seyredin 1971'den alıyor 81-82'ye kadar getiriyor. Özallı yılları seyredin. Her gün bir belgeseli bitirseniz sağlam bir izlemeyle 3-4 günde en azından Türkiye yakın tarihi hakkında bir fikriniz olur. %100 her şeyi anlarsınız demiyorum. %100 her şeyin de ortaya konulduğunu söylemiyorum o belgesellerle. Ama halen geçerlidir ve Mehmet Ali İbran çok önemli bir gazetecilik yapmıştır. O gün yaşayan, 1990-91 yılıydı Demirkırat belgeseli mesela, o gün e, gerek Demokrat Parti, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse darbeciler hayattaydı ve onlar o belgesele konuştular. Şimdi hiçbiri hayatta değil. Mehmet Ali birant da hayatta değil. Bizim gençliğimizde bu darbelerin ülkeyi hep geriye götürdüğünden bahsedilirdi. Bir önceki anayasadan daha geri bir anayasa yapıldığından bahsedilirdi. Fakat şimdi o darbeleri de konuşamıyoruz. 28 Şubat'ı da konuşamıyoruz. 2007'deki e muhtırayı da konuşamıyoruz. Niye? 15 Temmuz sivil darbesi ülkenin başına öyle bir çöktü ki geriye doğru bütün cumhuriyet kazanımlarını alt üst etti, yerle bir etti, üstünden silindir gibi geçti. Ülkeyi 40-50 yıl geriye götürdü. Dünyayla hemen her alanda aradaki makas açıldı. İnsan hakları, özgürlükler, basın hürriyeti, yargı, siyasal sistem, demokrasi. Dönelim. Genel yaşam standartları, kültürel-sosyolojik durum neyse, hayat pahalılığı, üniversite. Hemen her alanda makas açıldı ve tekrar onun yerine konması onlarca yıl sürecek. Kimi belki birkaç senede, kimi birkaç on senede yerine konacak. Bir sivil anayasa yapılır mı bilmiyorum. Hala 12 Eylül Anayasası işte efendim dönemin çağın gereklerine göre işte yamalı bir 12 Eylül Anayasasıyla yürüyoruz. 2017 yılındaki referandum da öyleydi. Anayasadaki belli maddeler değiştirildi neticede. Bir başkanlık rejimi, ucube bir başkanlık rejimi inşa edildi. Bir kara bulut gibi çöktü 15 Temmuz ülkenin üstüne. Dün 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüydü Amerika'da. O da çok bakıldı mı edildi mi bilmiyorum. Yani dünya o kadar dalgalı bir denizde seyrediyor ki şu anda artık geriye doğru belli tarihler, belli olayların falan yıl dönümleri aman işte efendim kayıp kayıplarımızı analım, buralardan hangi dersleri çıkardık filan gibi bir takım programlar etrafında insanlar bir araya gelmiyorlar. Neden? Bambaşka dertler var şu anda. Halledilmesi gereken ve içinden çıkılması icap eden. Türkiye için de aynı şey geçerli. Şu anda 12 Eylül'ün yıl dönümünü, 1980 darbesini falan düşünecek halde değil Türkiye. Çünkü ondan daha şiddetli bir darbe ve onun sonuçlarıyla karşı karşıya. Bir KHK ve OHAL rejimiyle karşı karşıya. Otoriter sistem vesaire veya dikta falan deniyor da onların kendi içinde bir mantığı var. Türkiye'de hiçbir şeyin mantığı yok. Evet. Bu çerçevede bir seçime gidiliyor. Ve bu çerçevede e, gerek siyasal aktörler gerekse işte ülke üzerine kafa yoran insanlar ne olabilir? Buradan bir çıkış olabilir mi? Önümüzdeki aylarda ne öngörülebilir? Buna kafa yoruyor. Buna kafa yorulu kafa yoruluyor. Buna kafa yoruyoruz. 15 Temmuz rejimi sallanırken özellikle altılı masada bir takım polemiklerin olduğu, bir takım rahatsızlıkların olduğu, aday belirlemede ve sonrasına dair bir takım görüş ayrılıklarının olduğu filan konuşuluyor. Ama dönelim Ankara ile başlayayım ben. Yani Ankara kesenin ağzını açmış durumda. Ankara önümüzdeki seçimin çantada keklik olmadığını görüyor. Ve seçim ekonomisi anlamında konuşulan rakam 500 milyar TL ve üzerinde. Kesenin ağzını açmış durumda. Yani paramı basar, Dışarıdan yardım mı bulur, şunu mu yapar, bunu mu yapar? Bankalar kâr etti deniyor. Bu yayınlarda da konuk ettik. Evet bankalar çok kârlı. Ama o kârı yedirir mi Ankara size? Bankalar, Merkez Bankası'nın e, açıkladığı politika faizi, %13'ten daha düşük faizle hazine bonosu almaya zorlanıyor. Bunlar yapılıyor. Kârı tek başına herkese yedirmezler. Dünyanın her yerinde konut pazarları çöküyor. Türkiye de bundan nasibini alacak. Çin'de bir durgunluk söz konusu... Amerika'da konut satışları durmuş durumda... İngiltere hakeza öyle... Bizzat haberleri takip, ettiğini, takip ettiğim için söylüyorum. Türkiye için mukadder üç konu var. Bütün bu konuda kafa yoran insanların analizlerini dinlemiş ve yazılarını okumuş biri olarak söylüyorum. Şu üç konu peş peşe gerçekleşecek. döviş patlayacak. Krediler durdurulacak. Ve sermaye kontrolü gelecek. Ne bugünkü iktidar ne de ondan sonra gelecek olan iktidar bunu önleyebilir veya öteleyebilir. Yani 2023'te iktidar değişse de değişmese de bu mukadder başımızda olan bir şey. İktidar önümüzdeki birkaç ayı şu veya bu biçimde atlatma derdinde. Bugüne kadar aldığı tedbirler neyse aynı şekilde tedbirler alacak. Para basacak, teşvikler verecek, kredi musluklarını atacak kendine göre. Bir anlamda hani böyle iğneyle maça çıkan futbolcu benzetmesi yapayım. Onun gibi en azından bu maçı geçirene kadar iğneyle oynayacak ama ondan sonrası tufan. Bunu herkes biliyor. Herkes altını çiziyor. En iyimserlerin bile şu anda iki elin arasına başını alıp kara kara düşündüğünü gördüm, biliyorum, izledim, izliyorum. Evet. Rusya'dan bir sıcak para geldi. İşte Putin'in Erdoğan'ın yardımına koşacağı, Erdoğan'a destek vereceği gerek maddi olarak gerek gaz olarak daha ucuz gaz gerekse seçim döneminde bir takım manipülasyonlara filan imza atarak. Bunu bilmiyorum. Putin Erdoğan'la çalışmaktan memnun olabilir ve bir dönem daha Erdoğan diyebilir. Fakat batı dünyası bunu buna kabul eder buna rıza gösterir mi ondan emin değilim. Çünkü Türkiye için uygulanmayan yaptırımlar veya Türkiye görmezden gelindi. Ukrayna'yı işgalinden sonra Rusya'ya bütün Batı dünyası yaptırım uygulamaya başladı. Ve bu yaptırımlara uymayan tek ülke Türkiye. Türkiye bu yaptırımların sınırları dışında kalmakla birlikte Rusya ile ticaretini artırdı. İşte Amerika'nın önümüzdeki Kasım'da kongre seçimleri var. Ondan önce yaptırım düğmesine basabileceği, bu gidişata bir dur diyebileceği söyleniyor. Erdoğan Elbette bu dış dışarıdan para bulma, Rusya ile Amerika'yı dengeleme, bir denge siyaseti götürme, Ukrayna'da batı ile ilişkilerde işte Yunanistan'da kriz bütün bu çerçevede dışarıda bir takım hesaplar götürdüğü muhakkak ama içeriği de boş bırakmıyor. Bütün e, kamuoyu araştırmalarında hepsine bakıyorum. Erdoğan'ın maksimum oyu 40-43 bandına gelip orada tıkanmış durumda ve yine Erdoğan'a asla oy vermem diyenler gene pek çok araştırmaya bakarak söylüyorum %55 56 57 noktasında. Peki bu %55 %56 veya %57 Erdoğan'a asla oy vermem diyenler muhalefetin adayına oy verecek mi veya çıkacak bir ortak adaya oy verecek mi? İşte bütün mesele bu. Erdoğan 40 42 43 bandına sıkıştığını görüyor. Ve karşısında %55'lik, %56'lık bir cephenin olduğunu da görüyor. Peki ne yapmaya çalışıyor? Şunu unutmayın. Demokrasilerde bir blok olarak kaya gibi duran %40 karşısında parçalı %60'tan her zaman büyüktür ve o %60'ı parçalıysa dağıtır, böler, döver. Hakkından gelir. 7 Haziran 2015'te böyle oldu. 40 aldı. Aynen verdiğim oran. 40 aldı AKP. Karşısındaki parçalı bütün muhalefet 60 aldı ve onları böldü parçalı da attı. 1 Kasım'a kadar geçen 5 aylık yaklaşık sürede de oylarını 10 puan artırarak tekrar tek başına iktidara geldi. Haliyle şu anda yapmaya çalıştığı da o Erdoğan gene 40-42 bandına sıkıştı. Peki karşısındaki 58-60'ı ne yapacak? Aynı şekilde bölmeye, parçalamaya çalışacak. Her zaman bildiği oyunu en iyi şekilde oynamaya çalışıyor. Onun için karşısında ortak adayı görmek istemiyor. Onun için o ortak adayın unsurlarda, unsurlarından biri olan Kürt seçmenin oy verdiği, Kürt seçmenin partisi HDP'yi terörize ediyor. Terörle eş tutuyor. Bütün HDP'lilere PKK muamelesi yapıyor. Ve hepsine PKK'lı diyor. Öyle olunca da muhalefet ister istemez bir HDP ile masaya oturmayız diyorlar. Ya böyle söylüyorlar yüksek sesle Akşener'in dediği gibi ya da e, ne böyle söylüyor ne de ötekini söylüyor CHP'liler gibi. Evet. Erdoğan ilk turda %50 oy alamayacağını görüyor. %40-42'ye sıkıştığının farkında haliyle ilk turda muhalefetin kazanmasını seçimin ikinci tura kalmasını istiyor. Birinci turla ikinci tur arasındaki bir haftada da Türkiye en uzun haftasını yaşayacak ve o haftada ne olacaksa olacak. Hikaye bu. Ben 40-42'deyim -42, 40 ama karşımdaki rakipler de en fazla benim kadar alsınlar ve işte 3-5 rakip çıksın. İşte kimisi 35 alsın, kimisi 20 alsın, kimi de 5'te 10'da kalsın falan. Böyle bir hesap içerisinde. Muhalefet her şeye rağmen ülkeyi ve Erdoğan'ı şaşırtabilir. Elinde iki mühim koz var. Biri gerçekten ortak adayın etrafında armudun sapı üzümün çöpü, çöpü demeden kenetlenip içindeki bütün ayrı kodlarını temizlemek ve seçime şurada zaten ne kadar kaldı? En fazla 7-8 ay var. Seçime böyle gitmek. O ortak adayın etrafında kenetlenerek o ortak adayın ilk turda işi bitirmesini sağlamak. İsterse bunu yapabilir. İsterse bir diğer konu da seçimin vaktinde yapılmasını sağlayarak Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını engelleyebilir. Çünkü Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı erken seçim kararı gerekiyor. Anayasa madde 116 açık. Önceki yayınlarda birkaç kere ekrana getirdim tekrar getirmeyeceğim. Erdoğan normal seçimde üçüncü kez aday olamaz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı alırsa Erdoğan aday olabilir. Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçim kararı aldırmak için elbette muhaber, muhalefeti de fişleteceğiz. Çünkü e, muhalefetin desteğine ihtiyacı var. Muhalefeti e, muhalefeti buna zorlayacaktır. Muhalefet bu topa girmeyebilir. Biz senin istediğin tarihte seçime gitmek durumunda değiliz. Onu da biz belirleyeceğiz diyebilir veya seçim vaktinde olacak diyebilir. Böyle bir manevra yapacak yaptığında yani Erdoğan Erdoğan'ın elindeki kozu alabilir. Erdoğan ne diyecektir? Bak işte seçim kararını getirdik. Seçim istemiyorlar. Bunlar niyetlerinde samimi değil diyecek. 20 yıldır bildiğimiz Erdoğan. Aynı şeyleri söyleyecek. Farklı bir şey değil. Muhalefetin 2018'de İyi Parti'ye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurdurarak hatırlayın 15 kadar CHP milletvekili istifa edip İyi Parti'ye katılmıştı. Ve İyi Parti seçime girmişti bu sebeple. Şimdi kimse demesin Yüksek Seçim Kurulu zaten İyi Parti'ye seçime girme hakkı. Hayır. Onu gördükten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacak başka bir şey yoktu. O olmasaydı Yüksek Seçim Kurulu iyi partiyi reddedebilirdi. Yüksek Seçim Kurulu da rejimin bir aparatıdır bunu unutmayın. Ama muhalefetin daha iyi hamleler yapması lazım. Adalet yürüyüşü evet güzel bir hamleydi geride kaldı. Yanıp sönen hamlelere gerek yok. Tıpkı 128 milyar nerede? Hamlesi gibi veya atağı gibi. Şeytanın aklına gelmeyecek oyunlar göreceğiz. Mesela Devlet Bahçeli ve Erdoğan ortaya çıkıp ya Devlet Bahçeli ya da Erdoğan ortaya çıkıp erken seçim diyebilir. Hemen şu aylarda da diyebilir. Kasım'da erken seçim, Aralık'ta erken seçim. Bununla muhalefetin elini görmek isteyebilir veya muhalefeti sıkıştırmak isteyebilir. O arada atacağı birkaç oltayla muhalefeti e, bölebilir, içinde farklı tartışmalar meydana getirebilir. Muhalefette CHP'de, İyi Parti'de şurada, burada elemanları var Devlet'in. Onlar vasıtasıyla bir şeyleri karıştırabilir ve muhalefeti afallatabilir. Bu ortaya atılan erken seçim lafıyla e, pişmemiş aşa su katmış olur ve bir anlamda e, muhalefet cephesine bir yarma harekatı gerçekleştirebilir. Olabilir bu. Her ne kadar yapmasalar da yapmayacak olsalarda. Şeytanın aklına gelmeyecek oyunlar görebiliriz. Haliyle muhalefet liderleri eğer 2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğinde buluşacaklarsa, bu çok önemli çünkü böyle bir tarih telaffuz edildi. İkinci tur başlayacak altılı masa görüşmeleri ve gene işte ilk CHP'de toplanılmıştı. Şimdi ikinci turda gene CHP ev sahipliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde altılı masa toplanacak ve artık aday belirleme çalışmalarına başlayacaklar. Bugüne salimen ulaşmak mümkün. İşte şurada önümüzde 20 gün kadar var. Ve bu 20 günde de çok şey olabilir. Altılı Masa'nın Yerin e, altılı masadaki liderlerin yerine koyun kendinizi. Ben de şahsen e, elde ettiğim bütün veriler ve duyumlar bana ulaşan kulisler DM'ye yazılan yazılardan görüyorum ki e, Kılıçdaroğlu başkanlık yolunda, cumhurbaşkanlığı yolunda yürüyor. E, altılı masada oturan liderlerin yerine koyun kendinizi. Orada, sonraki süreçte normal siyasi hayatlarını sürdürmek ve bahsettikleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme salimen geçebilmek için Kılıçdaroğlu'nun mu seçilmesini isterler yoksa Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın mı seçilmesini isterler? Ya da Meral Akşener'in mi Cumhurbaşkanı olmasını isterler? Bu soruya cevap verdiğinizde pek çok şey çözülüyor. Ki zaten Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı düşündüğünü ve bu konuda istekli olduğunu attığı tweet'lerle, gazetecilerle girdiği polemiklerle ve sıcak takibiyle de gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru, doğru yürüyen bir lider olmasa bu derece aktif olmazdı galiba. Şimdi Metropol, Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2022 araştırmasında biraz evvel söylediklerimi te teyit eden sonuçlar çıkmış. Cumhurbaşkanlığı seçim senaryoları ikinci tur. İkinci tura diyor aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz? İşte burada Kemal Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun 37.8 ile karşısındaki aday kim olursa olsun 37.8 ile 42.4 arasına sıkıştığını görüyorsunuz. Biraz evvel söylediğim hikaye. Karşısında Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu veya Meral Akşener olduğunda onların alacağı oy oranlarını da görüyorsunuz. Mansur Yavaş 54, İmamoğlu 49, Kılıçdaroğlu 47, Meral Akşener 44. Yani her halükarda muhalefetin adayı Erdoğan adayından yüksek. Aradaki kararsız kitlenin belli ki ikna edilmesi gerekiyor. Son dönemdeki ihtilaf var. Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor vesaire gibi şeyler üzerine kulisler ve söylentiler üzerine ki bunlar doğruydu. İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 9 Eylül'de sürpriz bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. İttifakta sorun olmaksızın yola devam edecekleri söylendi filan diyor. Belli ki e, İsmail Saymaz'a bu bir biçimde her iki e, liderin Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun politbürosu tarafından ulaştırılmış bir kulis. Buna itibar etmek durumundayız. Bakın Tayyip Erdoğan demiş ki 9 Eylül'de Bosna dönüşünde uçakta gazetecilere. Şimdi diyor bunlara zaten kalsa muhalefeti kastediyor. Abdullah Öcalan'ı da bir KHK kararıyla bırakacağım derler. Demirtaş için de derler. Burada şair... KHK'ların işte böyle kendi iki dudağı arasında olduğunu söylüyor. KHK rejiminin nasıl bir ucube rejim olduğunu söylüyor. Ve alınan kararların nasıl siyasi olduğunu söylüyor. Kendi diliyle itiraftır. Bu dönemin mucidinin veya uygulayıcısının. Gültekin Uysal Hande Fırat'a destek vermiş. 15 Temmuz gecesi sorumlu gazetecilik yapmıştır filan falan bilmem ne. Memduh Bayraktaroğlu kapak gibi cevap vermiş Demokrat Parti'nin genel başkanına. Evlat yorma bizi al 20 bin seçmenini Recep Bey'in yanına git. Bu kadar olur. Bazen birilerine de birilerinin haddini bildirmesi gerekiyor. 7 yıldır modada yaşayan İtalyan gazeteci Lorenzo Mussini Kadıköy gazetesine konuşmuş. Diyor ki Türkiye'liler katılıyorum bu ifadesine. Türkiyeliler normal bir hayatı hiç görmediklerinin farkında değiller. İtalya'da cennet değil ama bazen kendini bırakabilirsin. Türkiye'de hep gerginsin. Hep bir şeylere dikkat etmelisin. Gidenleri anlıyorum ama ben gitmeyi düşünmüyorum demiş. Türk Güzel bir Türkiye özeti. Ama Türkiye'deki durumun vahametini yılın ilk çeyreğini gösteren şu harita zaten durumu gösteriyor. Yılın ilk çeyreğinde en yüksek enflasyon sıralaması dünya haritası üzerinde kapkara bir ülke var ortada görüyorsunuz. Türkiye ki yılın ilk çeyreğinde enflasyon %54.8. Şu anda Türkiye'nin TÜİK'in açıkladığı rakam %80. O kapkara Türkiye devam ediyor. Arjantin dahil, Brezilya dahil, Sovyetler Birliği Ukrayna savaşıyorlar onlar dahil hepsinin hepsini birkaç kere katlayan enflasyonuyla. Dolayısıyla dünyada da bir kriz var, dünyada da enflasyon var yalanlarına kimsenin itibar etmesi gerekmiyor. Ve insanlar kendi ülkelerinde olup biten şeylerin çok fazla farkında değiller. Özgür Politika Gazetesi'nin hafta sonu manşetiydi. Bebeğe çıplak arama. 5 yıldır İstanbul'da yaşayan ve eşiyle birlikte tekstil atölyelerinde çalışan 3 çocuk annesi Reyhan Abdi, henüz 14 yaşındayken DAEŞ saldırısına karşı silah aldığına dair fotoğrafı yüzünden tutuklandı, eşi de geri gönderme merkezine atıldı. 2 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alınıp emniyette sorgulandıktan sonra sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde tutuklama kararı verilen Abdi bebeğiyle birlikte defalarca arandı ve X-ray cihazlarından geçirildi. Emniyet ve adliyedeki 3 günün ardından tutulacağı Bakırköy kadın kapalı cezaevine götürülen Abdi ve bebeğine burada da çıplak arama dayatıldı. Sütü kesilen Abdi ve bebeğinin ihtiyaçları karşılanmadı. Böyle bir durum. Dönelim Kerim Has Rusya Ukrayna'yı işgale başladıktan bu yana ikinci büyük geri adımını attığı bir çekilmeden bahsediliyor. Ben de en yetkin gazetecilerden birinin konuya bakışını ekrana getirmek istedim. Devamla diyor ki Kerim Has batı desteğiyle Kiev'in karşı taarruzu Harkov'da şimdilik sonuç vermişe benziyor. Rusya ordusu Harkov'dan çekiliyor. Mart sonunda da Kiev Çernigiv ve Sumi'den çekilmişti. Kremlin için riskler arttı diyor. Bu Putin'in kızgınlaşacağı ve ne yapacağının belli olmadığı bir evreye girdiğini göstermesi açısından da önemli. Türkiye'de ise muazzam bir inatlaşma, seviye. Yani Ümit Özdağ'ın attığı şu tweet'e bakın. Soylu, biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesaj atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Yani bir partiyle, bir parti lideriyle İçişleri Bakanı arasındaki şey daha fazla okumayacağım. Seviyesizlik. Gene İyi Parti'nin Yayın organı Yeni Çağ Charles resmen İngiltere kralı ilan edildi. Güzeller güzeli Dayanayı mundar etmişti. Yani siyasette seviye, gazetecilikte seviye. Yazık yani bırakıp gittiğimiz ülkenin geldiği hale bak. Evet, kraliçenin cenaze töreni. Oradan bir iki notla bitireyim. E, muazzam bir planlama ve 1960'lardan itibaren çalışılmış bir ee, ölüm ve ardından cenaze ve yapılacaklar listesi var. Her şey prova edilmiş, hiçbir şey şansa bırakılmamış. Bunu gözlüyorsunuz. Ben de yeni şeyler öğreniyorum ve her gün takip ediyorum sabahtan akşama. Çok fazla paylaşmıyorum Twitter'da da bu yayınlarda da çünkü dünyayı ilgilendirmiyor. Bu daha çok İngiliz halkının meselesi. İngiltere kraliçesini uğurluyor. Kraliçe'nin e, vefatının açıklanması, toplumun buna hazırlanması, yayın kuruluşlarının siyasetini vesaire. E, öyle ...ince bir operasyonla... ...gerçekleşti ki gerçekten... ...yani ben bir yaşıma daha girdim ve... ...bir şey daha ekledim yani gazetecilik kariyerime ...öyle söyleyeyim... E, ...dedim ya bitmiyor... ...yani öğrenme süreci hiç bitmiyor... ...sonraki süreçte işte 3-4 gün boyunca... ...işte kral öldü yaşasın yeni kral... ...gibi bir süreç yaşandı İngiltere'de... E, ...Kral Charles tebrikleri kabul etti... ...işte eşiyle beraber... E, ...taziyeleri kabul etti resmen kral olduğu duyuruldu o tören canlı yayınlandı ve işte Tanrı Kralı korusun sesleri altında geleneksel kıyafetleri içerisinde bun, yani 500 yıl önce nasıl yapılıyorsa bu seremoni aynı şekilde yapıldı bu eleştiriliyor da yani bugün bu çağda falan komikliklere bakar mısınız falan gibi yani ülkelerin gelenekleri olması kötü bir şey değil ...ve bunu sürdürmesi, bunu koruması... ...kötü bir şey değil. Yani dönün bakın kendi ülkenize gelenek mi kaldı? Yani... E, ...Buckingham Sarayı son derece mütevazı bir saraydır. Yani Türkiye'deki sarayın yanında. Belki Türkiye'deki sarayın yarısından daha küçüktür. Ya da dörtte biri kadardır. Bilmiyorum yani. Orada değilim. E, kraliçe deyince benim aklıma şu geliyor. Sömürgeci deniyor. İngiltere Kraliçesi sömürgeci değil... Ha, elbette ataları sömürgeciydi. Yani İngiltere'de özellikle 1600 yılların sonundan başlayıp 1800'lerin başına kadar ciddi bir e, sömürgecilik söz konusu. Afrika'dan getirilen e, köleler söz konusu. Ne bileyim işte oranın zenginliklerine çökülmesi söz konusu. Hristiyan şey e, Hindistan özür dilerim. Hindistan yağmalanmış, Hindistan yağmalanmış bir sürü insan ölmüş filan. Bütün bunların hepsi var. Evet, geriye doğru kral ve kraliçeler bunları yapmışlar. Baktığında yani tarih hiçbir zaman böyle akla kara değil. Gri noktalar var, artılar var, eksiler var. Fakat e, dünyada köleliğin kaldırıldığı ilk ülkelerden biri İngiltere. 1834'te kölelik kaldırılmış. Hatırlatalım, Amerika başkanı Lincoln bu yüzden bir tiyatro salonunda öldürüldü köleliği kaldırdığı için 1860'larda. Yani İngiltere'den 30 yıl kadar sonra. Lincoln öldürüldüğünde Osmanlı'daki esir pazarlarında hala köle ticareti yapılıyordu ve o günkü din adamları da dinde bunun yeri var diye fetva veriyordu. Yani İngiltere kraliçesi sömürgeci değildi. Yani oradan hareketle yani atalarının günahlarından ve kabaatlerinden hareketle İngiltere kraliçesine bir şey söyleyeceksek Franklin Delano Roosevelt ve Truman'ın atom bombası ile Nagasaki ve Hiroşimayı iki kere vurup işte Japonları katletmesini de o insanlık suçudur. Ondan dolayı da bütün Amerikan başkanları ve şimdiki Biden, ondan önceki Trump'ı aynı şekilde insanlık suçu işlemiştir diye telin etmemiz, zannetmememiz gerekiyor. Karıştırmamak lazım. Bana göre modern monar monarşiyi inşa eden e, mühim bir unsur. 70 yıllık hükümdarlığı sürecince e, İngiltere Kraliçesi. Parlamentonun işlerine çok fazla karışmamış ki zaten e, parlamentodan çıkan yasaların en son veto edildiği tarih 1700'lerin başları. 1708 galiba İskoçya ile ilgili bir yasayı o günkü kral veto etmiş. E, ama şu da var e, sembolik deniyor ben çok sembolik olduğuna katılmıyorum. İngiltere'de muazzam bir müesses nizam var ve ...kraliyet ailesinin hükümet işlerinde, hükümetin kraliyet ailesiyle ilgili konularda işte bir dengeleme meseleleri var. Yer yer örneklendirebilirim ama şu anda çok da fazla programın süresini açmak istemiyorum. Yer yer hükümetle kraliyet ailesi ters düşmüş, yer yerde kraliyet ailesiyle hükümet ters düşmüş. Yani kraliyet ailesinin istediği şeyleri hükümet yapmamış... Ya da hükümetin istediği şeyleri kraliyet ailesi yapmamış veya kral kraliçe yapmamış. Böyle şeyler var bunun geriye doğru örnekleri de var. Bu öyle geriye doğru bin yıllık bir tarih ee, birkaç dakika içerisinde anlatılacak özetlenecek hali yok. Elbette günahları var elbette sevapları var artıları var eksileri var. Ama İngiltere büyük bir sükunet içinde büyük bir metanetle ve büyük bir çoğunlukla kraliçesini uğurluyor. Bunu bilmenizi isterim. Bu da zaten İngiliz halkının meselesi dünyayı çok fazla ilgilendirmiyor. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.